Selamun aleyküm kıymetli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, gönül yoldaşlarım, İslam'a gönüllerini bağlamış olan Müslüman kardeşlerim. Güzel bir yerde, güzel bir mekanda Yunus Emre Hazretleri'nin türbesindeyiz. Yunus Emre Efendi'nin türbesini sizlere göstermeden önce birlikte gelin şöyle Yunus Emre'nin o güzel sözlerinden birlikte nasiplenelim. Buyurun. Yunus Emre'den çok güzel bir söz. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Derdi ahiret olanın ahiret kadar himmeti olur. Şurada da çok güzel bir sözü var. Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen vakti geçti. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır. Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönlü yapamazsan yıkıp viran eyleme. Şu güzel sözler gerçekten insanın gönlünü ferahlatan mükemmel sözler. Yunus Emre'nin biraz böyle bir hatırasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekke'de Tapduk Emre ile tanışıyor. Tapduk Emre Yunus Emre'yi süzüyor. Evlat diyor, Tekke'nin odun ihtiyacı var. Tekke'ye odun getirmen lazım. Yunus Emre Hazretleri gidiyor dağın başına. Odun toplamaya başlıyor. Ama 3 gün 4 gün gelmiyor. Daha sonra geliyor. Hocası diyor ki sen nerede kaldın? Altı üstü bir odun getirecektin Tekke'ye, sobaya. Hocam diyor, ben dağda dolaştım, gezdim. Ben o böyle yamuk yumuk olan odunları tekkeden içeriye sokmak istemedim. O odunlar bu tekkeye layık değil. Onun için ben dümdüz olan, bu tekkeye layık olan odunları ancak bulabildim. Ve orada Tapduk Emre kendisine diyor ki, işte Yunus Emre nasıl ki yamuk yumuk olan odunlar bu tekkeden içeri giremiyorsa, yamuk yumuk olan Müslümanlar da bu tekkeden içeriye giremez. Buradan girecek olan düzgün bir şekilde girmeli, düzgün bir şekilde de buradan çıkmalı. Burası o güzel insanın türbesi, o güzel şiirleriyle, o güzel hizmetiyle bu bölgeye gerçekten iman tohumunu çok güzel bir şekilde eken güzel bir insan. Rabbim kendisine rahmet eylesin. Hemen içerisinde hocası, kendisine mürit olduğu Tapduk Emre Hazretleri yatıyor. Onun da ailesi içeride. Peki diyeceksiniz ki niye mesela Yunus Emre Hazretleri'nin türbesi bu şekilde dışarıda ama hocasınınki içeride? Kendisi vasiyet etmiş. Ben hocamın ayağının altına gömülmek istiyorum. Onunla aynı yerde, aynı hizada değil de onun böyle ayak hizasının aşağısında beni gömsünler diye vasiyet etmiş. Ondan dolayı da Yunus Emre Hazretleri şu anda burada yatıyor. Bu onun türbesidir ve içeride de Yunus Emre'nin şeyhi olan, Yunus Emre'nin hocası olan Tapduk Emre yatmaktadır. Buyurun onları da bir görelim. İnşallah onlara da bir Fatiha okuyalım. Burada da Yunus Emre'nin hocası olan Tapduk Emre'nin türbesi var. Tapduk Emre ve Yunus Emre Mevlana ile Hacı Bektaş Veli döneminde yaşamış zatlardır. Hep birlikte aynı çağda yaşamışlardır. Burada Tapduk Emre'nin ve onun evlatlarının, akrabalarının mezarları bulunmakta. Allah hepsine rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Kıymetli dostlarım, eskiden Anadolu bölgesinde tekkeler çoğunluktaydı. Tekkeler İrşat görevi yürütmekteydi. İşte o tekkelerin başlarında olan zatlar, şeyhler, güzel müritler yetiştirirlerdi. O müritler Anadolu'nun dört bir tarafına dağılıp dini mübin olan İslam'ı tebliğ etme gayreti içerisine girerlerdi. Allah onlardan razı olsun. Onlar bu dünyadan gelip geçtiler. Yunus Emre'nin yine bir dörtlüğüyle bitirmek istiyorum. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan,
varın biraz da siz oyalanın. Vallahi mal da yalan, vallahi mülk de yalan. Bu dünyada ebedi kalacak olan kimse yok. Dünya fanidir, fani olun, fanisiniz zaten. Fani olanı Allah'tan istemeyin. Acizsiniz, aciz olanı Allah'tan istemeyin. Siz ruhunuzu Rahman'a teslim edeceksiniz. Allah'tan onun rızasını isteyin. Rabbim böyle büyük zatlara rahmet eylesin. Onların o manevi atmosferinden, ikliminden bizleri mahrum bırakmasın. Böyle güzel şeyhlerimizi, böyle güzel zatları Rabbim aramıza çoğalsın. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Tabtuk Emre Hazretleri'nin ve Yunus Emre Hazretleri'nin türbesinden her birinize selamlarımı gönderiyorum. Sizlerden de onların ruhlarına birer Fatiha okumanızı istirham ediyorum. Kalın sağlıcakla. El-Fatiha. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kıymetli aziz dostlarım, iyisiniz inşallah. Güzel bir mekandan, Mevlana Celaleddin Rumi'nin şehri olan Konya'dan sesleniyorum sizlere. Ben şu anda Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin türbesine doğru ilerliyorum. Güzel bir mekan. Gerçekten yani isminin hakkını veren bir mekan. Burada yatan zatın büyük bir zat olduğunu biz buradaki manevi havadan anlayabiliyoruz. Rabbim kendisine rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Böyle güzel zatlar bu memleketin coğrafyasından hiçbir zaman eksilmesin diye dua ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, şu anda işte o güzel türbenin içerisindeyiz. Yani biz hiçbir zatı peygamberlerle bir tutmayız. Biz hiçbir zatı Allah'ı ve peygamberinin önüne geçirmeyiz. Biz kula kulluk etmeyiz. Biz Allah'a kul olan kulları yaradandan ötürü sever sayarız. Kendisi tarikatın bir şeyhidir. Tarikatın bir kurucusudur. Yani biz görüyoruz bu zamanda bazı tarikat mensuplarını, şeyhlerini, liderlerini uçurma gayreti içerisindeler. Böyle büyük zatların zaten uçmaya ihtiyaçları yok. Onların eserleri, onların geride bırakmış oldukları o güzel hizmetler zaten onların ne güzel insanlar olduğuna en büyük delildir. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun tekrardan dediğim gibi. Böyle güzel zatlar bu memleketten hiçbir zaman eksilmesin. Biz de kendisinin ruhuna birer Fatiha okuyalım inşallah. Tabii ben biraz geç kaldığım için, içeriye girmek için geç kaldık. Son dakikalarda yetiştik. Zaten biraz daha geç kalsaydık kendisini ziyaret etme imkanını bulamayacaktık. Ondan dolayı da çok fazla konuşamadım. Sürekli bir yandan görevli lütfen artık buraları boşaltın diye bağırınca benim de maalesef alıcılarım gitti geldi. Ondan dolayı hepinizden, her birinizden özür diliyorum. Güzel bir zat. Böyle güzel insanları gerçekten ziyaret etmek lazım. İbret almak amacıyla, böyle büyük zatları biraz daha anlamak amacıyla onların metfun bulundukları mekanlara gelmek lazım. Güzel bir mekandayım şu anda. Sizler de görüyorsunuz zaten kameradan olabildiğince. Normalde böyle seyahatlerde benim eşim kameramanım olur. Ama o da şu anda Hasan'ımızla uğraştığı için kendisine kamerayı veremedik. Yapamıyor. Ondan dolayı da ben tekrardan affınıza sığınıyorum. Şöyle bahçesini göstermek istiyorum sizlere. Nezih bir mekan. Gerçekten böyle. Buradaki temizlik personellerini gerçekten kutluyorum. Yerde bir çöp neredeyse göremiyorsunuz. Tabii o çöpünü yere atmayan Müslümanları da tebrik ediyorum. Ne mutlu. Tabii ki biz böyle güzel mekanları kirletmemeliyiz. Çöplerimizi asla ama asla yere atmamalıyız. Çünkü biz Müslümanız. Böyle güzel zatların bırakmış olduğu miras Hazreti Peygamber'in mirasıdır. Onlar o güzel mirasın temsilcileridir. Evet. Çıkıyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz.